50 bin yıl sonra ilk kez dünyaya yaklaşan yeşil kuyruklu yıldızı nasıl izleyeceğiz? Gökbilimi uzmanları yeşil kuyruklu bir yıldızın yaklaşık 50 bin yıllık aradan sonra dünyaya yaklaştığını duyururken bir daha geri gelmeyecek bu yıldızı çıplak gözle görecek son nesil olacağımızı açıkladı. ZTF adı verilen yeşil kuyruklu yıldız Ocak ayı sonunda ve Şubat ayı başında izlenebilecek. Yeşil kuyruklu yıldız kuzey yarımkürede çıplak göz ve güney yarımkürede ise teleskopla görülebilecek. Yeşil kuyruklu yıldız yeryüzüne en yakın mesafe olarak 42 milyon kilometre uzaklıktan geçecek. Bu mesafe ayın ortalama uzaklığının yaklaşık 109 katı. Ancak kuyruklu yıldız parlak olduğu için bazı bölgelerde gece gökyüzünde görülebilecek. 2 Şubat tarihi ZTF'yi izlemek için en elverişli tarih olarak veriliyor. Greenwich Kraliyet Gözlem Evi'nde çalışan gökbilimci Jessica Lee, Newsweek dergisine yaptığı açıklamada bu kuyruklu yıldızı dünyadan bir daha görememe şansının çok yüksek olduğunu belirterek bazı tahminler bu kuyruklu yıldızın yörüngesinin o kadar egzantrik olduğunu ve artık bir yörüngede olmadığını gösteriyor. Yani buna göre kuyruklu yıldız hiç geri dönmeyecek ve yoluna devam edecek, dedi. Bilim insanlarına göre ilk defa geçen yıl Mart ayında keşfedilen ZTF, buzul çağından bu yana bir daha dünyanın kozmik komşusu olmadı. Bilim insanlarının ZTF'nin 50 bin yılda bir güneşin yörüngesinde döndüğü yöndeki hesaplamaları göz önüne alındığında, son olarak Neandertallerin yaşadığı dönemde bu yeşil kuyruklu yıldız dünyanın en yakın bölgesinden geçti. Yeşil kuyruklu yıldızı ne zaman göreceğiz? NASA'ya göre kuzey yarımkürede yeşil kuyruklu yıldız Ocak ayı sonlarında şafaktan hemen önce görünecek. Amatör astronomlar ZTF'yi görebildiklerini göstermek için şimdiden kuyruklu yıldızın fotoğraflarını çekmeye başladı bile. Bilim insanlarına göre tamamen gölgeli yeni ay, 21 Ocak tarihinde kuyruklu yıldızı izleyebilmek için ideal karanlık ortamı sağlayabilir. Bunun ardından Şubat ayının başlarında kuyruklu yıldız güney yarımkürede izlenebilecek. Kuyruklu yıldızın 31 Ocak ve 1 Şubat'ta en parlak şekilde görülmesi bekleniyor. Ancak bunun için ayın parlak olmaması gerekiyor. Kuyruklu yıldızın çok açık, çok karanlık bir gökyüzünde optik yardım olmadan bir nesnenin görülebileceği en sönük haliyle görülme imkanı belki söz konusu olacak. İlk başta yeşil kuyruklu yıldızı tespit etmek için bir teleskop gerekecek. Ancak ZTF dünyaya yaklaştıkça meraklılar dürbünle ve hatta çıplak gözle bu gök cismini görebilecekler. NASA son yaptığı açıklamada kuyruklu yıldız var, herkesin bildiği gibi tahmin edilemez. Ancak bu kuyruklu yıldızın parlaklıkla ilgili mevcut eğilimi devam ederse dürbünle tespit edilmesi kolay olacak. Ve karanlık gökyüzü altında çıplak gözle görülebilmesi de mümkün olacak, tespitinde bulundu. En iyi izleme için bulutsuz bir gecenin olması ve şehir ışıklarından uzaklaşmak gerekiyor. Ay ufkun altındayken gökyüzü de daha karanlık olacaktır. Bir kentsel alanının yakınında olanlar, ışıkların kuyruklu yıldızı çıplak gözle boğması ihtimaline karşı dürbün veya hatta bir teleskopa başvurabilir. EarthSky.org isimli siteye göre kuyruklu yıldız şu anda Herkül sınırına yakın Bootes takım yıldızından geçerken görülebiliyor. ZTF kutup yıldızı olan Polaris'e doğru ilerliyor ve 30 Ocak'ta yıldızın çevresinde görülebilecek. Akşamın erken saatlerinde Polaris'e yaklaşırken bu yıldız daha da iyi izlenebilecek. Uzay araştırmaları yapan VM Keck Enstitüsü Müdürü Thomas Prince, ZTF'yi büyük bir olasılıkla diğer yıldızlardan ayırmak mümkün. Çünkü diğer yıldızlara kıyasla biraz daha bulanık görünecek, dedi. ZTF'nin güney yarımkürede 10 Şubat'ta Mars'tan yaklaşık 1,5 derece uzakta olacağı ve bunun da kol uzunluğu dikkate alındığında serçe parmağı genişliğinde olacağını kaydeden Prince, gökyüzünde parıldayan Mars'ı bulabilirseniz kuyruklu yıldız için hemen etrafına bakın tavsiyesinde bulundu.
Peki bu gök cismi teleskopla nasıl görünüyor? İşte sizin için hazırlamış olduğum bazı görüntüler. Kuyruklu yıldız daha da yaklaştıkça sizlere daha farklı görsellerde paylaşmayı umuyorum. Takipte kalın, hoşça kalın.